Demin Mardin milletvekili 6 Haziran 2024 tarihinde şehadet ve gazilikle harcı karılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıkça dedi ki, Kürdistan'da işgalcisiniz. Düşmanlığınızın altında kalacaksınız. Kürt'e reva gördüğünüz sömürge hukukudur. Kürtleri vatandaş saymıyorsunuz. Seçilme ve seçilme haklarını ellerinden alıyorsunuz. Kürtleri bölücülükle suçluyorsunuz. Halkımızı direnişe davet ediyoruz. Demin Hakkari Milletvekili Belediye Başkanlığı görevinin asıl sahibine geçmesinden sonra şerefli valimizi şöyle tehdit etmişti. Bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek. Sanıyorum bu insana benzeyen canlı fazla yürek yemiş, kanat takmadan yüksekten uçmaya tevessül etmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin şehit kanlarıyla sulanan, kahramanlıklarla nurlanan, fedakarlıklarla tapulanan vatan topraklarında bir vatandaşımızın, bir polisimizin, bir askerimizin, bir kaymakamımızın, bir valimizin sokakta önünü kesecek, dolaşmasını engelleyecek dahili ve harici bir bedbahtı henüz güneş görmemiş ve göremeyecek böylesi bir alçağın varlığına hiç kimse şahit olamayacak. Bu sözde milletvekilinin Ankara'da dolaşması, gazi meclise gelip fitne saçması sadece sabrımızın ve kör talihinin yaver gitmesinden dolayıdır. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer olmadığını, olamayacağını anlamakta zorlanan hayasız ve hastalıklı ruhlara daha ne diyelim? Bu hakikati daha nasıl anlatalım? Bu milletvekili müsveddelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmasına, devletten maaş almalarına, keyif sürmelerine, ihaneti meslek edinmelerine nereye kadar katlanalım? Kürt kökenli kardeşlerimizin vatanda sayılmadığını iddia etmek sadece soysuz bir iftira değil, aynı zamanda düşman dilidir. Değerli dava arkadaşlarım, aziz milletvekilleri, Ülke Ocakları kurulduğum bugüne kadar geçen sürede Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'na getirilen özü de, kökü de, sözü de Kürt olan iki genel başkan vardır. Türkiye'yi barbarlığın mümessili İsrail ile aynı kefeye koymak ifade hürriyeti değil, izansızlığın ve ihanetin hüviyetidir. Bu milletvekillerinin dokunulmazlığının derhal kaldırılarak adaletin önünde hesap vermeleri çok acil ve milli bir ihtiyaçtır. Ne demin, ne PKK'nın Kürt kökenli kardeşlerimizle hiçbir ilişkisi yoktur. Kürt kanı dökenlerin, Kürt çocuklarına kıyanların, kendilerini sefa içinde yaşarken Kürtleri eziyete ve çileye mahkum edenlerin, Kürt kökenli kardeşlerimizin sözde haklarını savunuyor görünmeleri bile dehşet verici bir aldatmadır. Demokrasi ihanete kılıf olamaz. Demokrasi terörizmin saklanacağı kisve olamaz. Özgürlük ve insan hakları şiddetin sığınağı görülemez. Demokrasi bir ülkeyi düşürmenin, bir ülkeyi düşkün göstermenin gerekçesi olarak tavzih ve tevil edilemez. Siyaset ve demokrasi mücadelesinde nihai karar merci millettir. Fakat vatan bir demokrasi konusu değildir. Millet bir demokrasi konusu değildir. Bağımsızlık ve beka demokrasi konusu gösterilemez. Terörist belediye başkanlarının görevden alınması demokrasinin değil,
hukukun ve devlet varlığının ilgi alanındadır. Demokrasi ile demagojiyi ayırt etmeden, demokrasinin despotizmine prim verme eğilimini hesaba katmadan, her şeyin başına demokrasiyi iyileştirmek, bu değerin içinin boşaltılmasından başka bir şeye hizmet etmez. Demokrasinin işleyebilmesi için sadece siyasal hakların kullanılması yetmez. Aynı zamanda demokrasinin kural ve prensiplerine uyulması, bu kural ve prensiplerin işleyip işlemediğinin kontrol edilmesi de gerekmektedir. Yasalara saygı gösterilmesi ve her türlü şiddetin reddedilmesi, gerçekçi, genel geçer ve kucaklayıcı demokrasinin olmazsa olmaz icabıdır. Demokrasi ya da özgürlük dileyenlerin dilediğini yapma hakkını vaz eden veya yakıp yıkmayı, sövüp saymayı, ihanet ve melaneti meşru hak arayışı olarak sivrilten katolik, kaotik değerler değildir. Böylesi bir demokrasi anlayışı teorik ve pratik manada yok hükmündedir. Böylesi bir özgürlük iddiası bizatihi özgürlüğün ölüm fermanıdır. Buna karşılık demokrasi ancak uyum içerisinde herkesin dilediği, her şeyi toplumun değer kesimlerinin çıkarlarıyla örtüştüğünü ve kimsenin haklarını ihlal etmediği sürece elde edebileceği bir sistemdir. Ne var ki bebeklere kurşun sıkmakla demokrasi mücadelesinin bağı kurulamaz. Sandıktan çıkan oylar ihanetin barınağı ve koruyanı ola sayılamaz. Eşkıyanın fermanını dağda yırttık. Aynısını da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmak demokrasi ve hukuk vazifesidir. Hiçbir siyasi mülaza Türkiye'nin istikbalinden daha öncelikli değildir. Hiçbir siyasi düşünce istiklal haklarımızdan, milli birlik ve beka kararlılığımızdan üstün görülemez. Demokrasinin hakim olduğu ülkelerde muhalefet partileri birbirleriyle çelişir gibi görünen iki ayrı tavır ve davranışı aynı anda göstermekle sorumludur. Bir yanda iktidarı eleştirirken, diğer yanda da rejime ve ülkeye muhalefetten muhakkak kaçınmak durumundadırlar. Demokrasinin yüksek standartlara ulaşması, iki ucu keskin bıçak gibi parlayan bu hassasiyete riayetle yakından ilişkilidir. Biz bu hassasiyete milli, ahlaki, ilkeli ve sorumlu muhalefet anlayışı diyoruz. Ve muhataplarını buna uymaya davet ediyoruz. Türk milleti müşteri olsun. Gönlünü geniş tutsun. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı çatışmak için değil, kardeşliği yaşatmak için vardır. Ancak milli varlık tehlikeye düşerse, gereğini yapmaya hazır olduğumuz çok iyi bilinmelidir. Bayrağın gönderden indiği yerde, bin yıllık kardeşliğin katledilmek istendiği anda, maldan ve mülkten ve candan vazgeçmeye yeminli olduğumuzu hain odaklar hiç unutmamalıdır. Bugünün tarihi bir gün yazıldığında geleceğin Türk nesilleri kimin dürüst, kimin dalavereci, kimin vatan satar, kimin vatansever, kimin demokrasi yanlısı, kimin demokrasi karşıtı olduğunu elbette idrak ve tescil edecek. Hak ile batılın bir kez daha tefriki somutlanmış olacaktır. Bölücü terör örgütü PKK'nın arka bahçesi, asıl sütunu, iradesini, varlığını Kandil'e bağlamış bir sözde partinin aldığı oy oranının, oy sayısının demokrasiyle bağdaşması, insanlıkla anılması, herkes bilmelidir ki, buraya dikkat edin, şehitle caninin bir görülmesi, kahraman ile hainin bir tutulması kadar korkunçtur. İnsanımızı yaşatacağız. Bu sayede devlet yaşayacak. Milletimizi ilelebet var edeceğiz. Devleti ilahi koruyacağız. Diyorum ki
devletimiz yaşasın, milletimiz var olsun, Tanrı Türkiye yar olsun, Türk ve Türkiye yüzyılı hakim olsun. Bu vesileyle terörle mücadelede şehit düşen kahramanlarımızı hürmet, rahmet, minnetle yad ediyor. Allah hepsinden razı olsun diyor. Yolumuzdan asla dönmeyeceğimizi inançla haykırıyoruz. Muhterem arkadaşlarım,